ki bitmek bilmeyen Z kuşağı tartışması. Mesela az önce size Mustafa Sandal'ın şarkısını sordum ya, milli takım için hazırladı. Orada bile hatırlayın şöyle bir açıklama gelmişti. İşte niye Tarkan olmadı? Çünkü Tarkan Z kuşağına hitap etmiyor. İşte yok, Mustafa Sandal daha çok hitap ediyor falan gibi böyle açıklamalar gelmişti. Siz ne düşünüyorsunuz bu böyle bazılarının uzaylı gibi gördüğü Z kuşağı hakkında? Uyum sağlayabiliyor musunuz kendileriyle? Uyum sağlamaya siz Z kuşağına hitap ediyor musunuz? Bilmiyorum, onları onlar cevaplasın bence. Çünkü hani buna... Ha, ben şimdi baksak bütün bizim elimizde bilgilerimiz var. Beni hala takip edenler, en çok takip edenler 18-25 yaş arası. Demek ki hitap ediyorsunuz. Dolayısıyla Z kuşağı var takip edenler arasında. Ama ya dünyanın çok acayip bir kanunu var. Bunu kabullenmemiz lazım. Adamın biri bunu çok güzel tarif etmiş. Demiş ki siz yaysınız. Çocuğunuzda bir ok. Bunu çeken de Tanrı, işte Allah, her ne diyorsanız buna, hak. Bunu çekebildiği kadar çekiyor. Ve siz de onu atabildiği kadar uzağa atmakla mükellefsiniz. Dolayısıyla sizden bir önce düşen oklar böyle yerde saplanmış, siz havadan onları böyle geçip daha ileriye bir yere saplanıyorsunuz. Ve o çocuk arkasına hiç bakmıyor. Çocuk sizin değil. Siz sadece onu daha uzağa atmakla mükellef bir aracısınız. Dolayısıyla yani bir şey her yerde olduğu gibi bunun da ileride olması lazım. Ve senin onu hayranlıkla izliyor olman lazım. O çocuklar işte annesi babası tarafından tabii her insan çocuğuna bir değişik sahip çıkıyor ya. Aman efendim şuna dokunmayın, aman şu soğuk suyu içme, boğazını şişer. Aman işte sokağa çıkma, aman içki içme, aman sigara içme, aman bilmem ne. Bu gibi kendi çağınıza uygun bilgileri çocuğa aktarmaya çalışıyorsunuz ama hiçbir tanesini almıyor. Çünkü onun başka bir artık dünyası var ve o size bir sürü şey öğretecek. Bunun kimse farkında değil. Ya bunların bize öğrettiği o kadar çok şey var ki şu an. Biz mesela yeni dijital dünyaya adapte olabilmeyi bu Z kuşağından öğrendik. Ya, umursamıyorduk. Tabii. Düşünsene. Ya bir YouTube diye bir şey girmiş bizim hayatımıza. Ben bu arada Türkiye'nin ilk YouTuber'larından bir tanesiyim. Ta yıllar önceden. Meğersem biz umursamamışız, tenezzül etmemişiz. Meğersem ne kadar değerliymiş. YouTube adı üstünde, yani senin kendi kendine yapacağın bütün içeriklerin aslında barındığı bir platform orası. Çocuklar kendine şans yakalayabilmek için yaptılar da yaptılar, uğraştılar da uğraştılar ve kendilerine bir dünya yarattılar. Günde 40 milyon içerik atılıyor platforma. 40 milyon her gün. Düşünsenize serverları yani. Bir Kadıköy kadar server var neredeyse. Dolayısıyla biz bir gün baktık ki bizim şu anda bir şeyler geride kalıyor. Kimse bizi kale almıyor. Bir şeyler oluyor. Ne yapıyor ya bu çocuklar? Bir bakalım. Tüh ya, biz YouTube yapamamışız. Siz gelin bir öğretin bakalım bizden, işte 20 yaş küçük arkadaşlar. Bu ne kadar müthiş bir şey. Tabii. O kadar tabii, çok tabii. Şey onlara öğrendim. Akıl veriyorlar ya. Evet. Geçenlerde ben YouTube'la ilgili bir şey yapacaktım. Ondan sonra sevgili Polat'ı da buradan çok andık. Polat beni böyle bir takım arkadaşlarla tanıştırdı. İşte ben diyorum ki ben onu yapmam ama bir tanesi ki falan. Abla yalnız öyle değil falan dedi, ben böyle. Anladım canım falan diye böyle. yani böyle kendimi herhalde nasıl bir cahil hissetmek anlatamam. Çocuk 21 yaşında mı ne, ama böyle kurdu olmuş yani işin. Hani acayip bir... Ben ya. Daha acayip bir şey anlatayım mı sana? Bizim ofiste bir benim çok böyle beraber çalıştığım bir arkadaşım var, Onur Çaylı. İşte o kadar önemli bir 3D artistidir ki yani şey işte... Game of Thrones'un White Walker'larını tasarlayan, işte Ant-Man'i tasarlayan falan. Hani bu çapta bir üne sahip bütün dünyada. O da bir üniversitede aynı zamanda hocalık yapıyor. Bir tane öğrencisi daha birinci sınıfta, yani 18-17 yaşında bir arkadaş. Daha birinci sınıfta okulu kaytarmaya başlıyor. Diyor ki, niye gelmiyorsun ya okula? Senin bunu öğrenmen lazım. İşte hocam
Oyun yapıyoruz da bilmem ne falan filan. Ya yapıyorsan da yapıyorsun. İlk önce bunu öğrenmen lazım. İlk 1 milyonunu kazanana kadar burada devamsızlık yapmayı sana yasaklıyorum demiş. Çocuk da demiş ki, hocam onu çoktan yaptık ya. İşte bu. İşte bu. Yani bu kadar.